Evet sevgili arkadaşlar, 17. Hakiki Fizik TYT denemesiyle devam ediyoruz. Şimdi herkes tarafından kabul gören güzel davranışlara etik davranışlar denir. Bir araştırmacı bir konuyu tarafsız olarak araştırırken araştırma sonuçlarını dünyaya kabul görmüş etik kurallar çerçevesinde duyurur. Buna göre demiş, yukarıdaki yargılardan kaç tanesi etik kurallara uygun olmayan davranışlardır. Şimdi araştırmacı sonuçta o çalışmasını dünyaya duyururken uydurma bir yöntem kullanmayacak veya çarpıtmayacak veya yapmayacak veya aşırma dediğimiz başkalarının işte kullandığı bilimsel çalışmaları işte kaynak göstermeden ne yapması, kendinin gibi davranması. Duplikasyon da aşırma yöntemiyle hemen hemen aynı şeyi, aynı cümle ifade ediyor. Yani başka kaynak göstermeden araştırmasında kullandığı şeyleri kendisinin gibi davranması. Dilimleme dediğimiz olay da nedir? Araştırmasını sanki birçok araştırmanın birleşimi gibi araştırmasını parçalara bölerek her bir parçasını ayrı ayrı sunması olayına dilimleme diyoruz. Bunların hepsi etik olmayan davranışlar çerçevesine giriyor. Yani beşi de etik olmayan davranıştır. İkinci sorumuzda taşıma seviyesine kadar sıvı dolu bir taşırma kabı var. Yani bir taşırma kabımız var. Bu taşırma kabı taşıma seviyesine kadar ağzına kadar doldurulmuş. Bir cisim tamamı sıvı içinde kalacak ve dibe değmeyecek şekilde atılıyor. Yani cisim ne yapıyor? Sıvının içinde askıda kalıyor. Peki cisim askıda kalıyorsa ne diyeceğiz? Cismin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi birbirine nedir? Eşittir. Ve bu cisim batan hacmi kadar, yani kendi hacmi kadar ne yapacaktır? Hacimde sıvı taşıracaktır. O zaman taşan sıvının hacmi ne kadar olacaktır? Cismin hacmine eşit olacaktır. Ayrıca taşan sıvının kütlesi cismi etkeden kaldırma kuvveti kadar, o da ağırlığı kadar olacaktır. Peki demiş ki, büyüklük olarak cisme etkeden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Evet, doğrudur. Ve burada şuna dikkat edin, büyüklük olarak diyor. Yani sonuçta sen kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir dersek yanlış diyeceğiz. Çünkü cismin ağırlığı sonuçta ağırlık vektörel bir büyüklük. Aşağı doğru kaldırma kuvveti de yine vektörel bir büyüklük ve yukarı yön. Yani büyük yön olarak nedir? Birbirine zıttır. Ama büyüklük olarak dediği için doğrudur. Yine aynı şekilde büyüklük olarak taşan sıvının ağırlığı cisme etkiden kaldırma kuvvetine eşittir. Evet, sonuçta bu cisim askıda kalan veya yüzen cisimler kendine etkiden kaldırma kuvveti kadar, yani ağırlığı kadar sıvıyı taşırırlar. Doğrudur. Cisim ağırlığı kadar sıvı taşırdığı için kabın ağırlığı azalır. Kaptaki ağırlaşma dediğimiz şey nedir? Sisteme eklenen kütle eksi sistemden çıkan kütledir. Sisteme cismin ağırlığı kadarlık ağırlık giriyor ve sistemde cismin ağırlığı kadar sıvı taşıyor. Dolayısıyla sisteme eklenen ve çıkan kütle eşit olduğu için kapta bir ağırlıkta değişme olmaz. Yani ağırlığı azalmaz. Ağırlığı ne yapmayacaktır? Kabın ağırlığı değişmeyecektir. Yani üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. Üçüncü sorumuz demiş ki, homojen, içi dolu, katı silindir şekli bir cismi ne yapıyoruz? Soğutuyoruz. Şimdi cismi soğuttuğumuz zaman şöyle bir silindir şeklinde cismimiz olsun, bir yüzeyde duran. Bu cismi soğuttuğumuz zaman bu cisim ne yapacaktır? Büzüşecektir. Yani cismin her bir boyutu ne yapacaktır? Giderek küçülecektir. O zaman yüzey alanda, yüksekliği de her bir boyutu ne yapacaktır? Giderek küçülecektir. Biraz abartı şekilde çizelim. Cismin yere uyguladığı basınç. Şimdi katı bir cismin basıncı nedir? Katı cisimlerin basıncı yüzeye etkilen kuvvet ağırlığı bölü yüzey alanı S diyeceğiz. Sonuçta cisim soğusa bile ağırlığı ne yapmayacaktır? Ağırlığında bir değişim olmayacaktır. Ama yüzey alanı ne olacaktır cisim soğuduğu için? Küçülecektir. Yüzey alanı küçülmesi cisme uyguladığı basıncı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakarsak cismin yere yaptığı basınç kuvveti. Katıların basınç kuvveti yüzeye etkilen dik kuvvet. Yani burada yüzeye etkilen dik kuvvet ne olacaktır? Ağırlığı olacaktır. Ağırlığı ne yapmaz? Değişmez. Yani genleşmesi veya büzüşmesinde ağırlığında bir değişim olmayacaktır. Yani 2 yanlıştır. Cismin yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi. Kütle çekim potansiyel enerjisi dediğimiz şey MGH, yani ağırlığıyla yerden yüksekliğin çarpımı. Yalnız bu homojen bir cisim ağırlık merkezi ortasındaydı. Cismin boyutları küçüldüğü için ağırlık merkezde ne yapacaktır? Yere olan uzaklığı, yüksekliği azaldığı için cismin yüksekliği azalmış olacaktır. Buradaki H'ımız azaldığı için potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. Yani üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. Dördüncü sorumuz ısı ve sıcaklık kavramıyla ilgili olarak. Bir maddenin ısısından bahsedilemez. Evet, bir maddenin nedir? Isısı diye bir kavram yoktur. Bir maddenin neyi vardır? İç enerjisi vardır. Isısı diye bir kavramdan söz edemeyiz. Yani doğrudur. Isı sıcaklığı yüksek olan maddeden ortamdan sıcaklığı düşük olan ortama iletir. Evet, sonuçta ısı dediğimiz şey nedir? Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Ve bu ısı nereden nereye gidecektir? Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru hareket edecektir. Doğrudur. Bir maddenin sıcaklığı 0 santigrat derece olması molekülün ortalama öteleme kinetik enerjisinin 0 olması demektir. Evet, iç enerjisinin 0 olması demektir. İç enerji 0 olacaktır. Yalnız bu mutlak 0 noktasıdır. Mutlak 0 noktası dediğimiz şey de nedir? 0 Kelvin'dir. Yani santigrat derece olarak almayacağız. Yani
Bu 0 Kelvin dediğimiz eksi 273 santigrat derece sıcaklıkta bu olacaktır. 0 santigrat derece yanlış bir ifadedir. Bunun 0 Kelvin olması gerekiyor. Yani cevabımız 1 ve 2 bursa olacaktır. 5. sorumuzda aynı yükseklikten aynı noktadan serbest bırakılan farklı madde yapılmış eşit kütlede KLM cisimleri yatay düzlemde kayarak şekildeki bir yatayda farklı noktalara durduruyor. Buna göre cisimler hareketi boyunca etkilenen sürtünme kuvvetinin yaptığı işler ve kıyaslayınız demiş. Hava sürtünmesi, ihmal edilmiş yer çekimlemesi de her yerde aynı kabul edilmiş. Şimdi bu cisimler ya kayarak farklı noktada durması neyle alakalıdır? Yüzeyin sürtünme katsayısı ile alakalıdır. Sonuçta sürtünme katsayısı hem yüzeye hem de sürtünen cisme bağlıdır. Farklı cisimler olduğu için sürtünme katsayıları farklı. Yalnız bana hareket sırasında sürtünme kuvvetinin yaptığı işi soruyor. Şimdi yapılan işi nereden bulacağız? Sürtünme kuvveti çarpı alınan yoldan bulabiliriz. Sürtünme kuvvetleri farklı, yollar farklı. Ya da yapılan işi nereden bulabiliriz? Enerjideki değişim. Buradaki enerji değişimine bakacak olursak bu cisimlerin hepsini ne yaptık? Aynı yükseklikten bıraktık. Yani hepsini bıraktığım yükseklik aynı. Ve hepsini nasıl bırakıyoruz? Serbest bırakıyoruz. Yani başlangıçta hızı yok, kinetik enerjisi yok. Ve bunların hepsi eşit kütlede. Yani başlangıçta sahip oldukları enerjiler ne? Sadece yerçekim potansiyel enerjisi olan MGH'lık enerjileri var. Durduğu anda potansiyeller sıfır, kinetik sıfır. Yani cisimden sahip olduğu son enerji ise ne olacaktır? Sıfır. Yapılan iş enerjik değişim olduğu için sonuçta sürtünme kuvvetinin bütün hareket boyunca yaptığı iş ne olacaktır? Hepsinde de MGH'lık enerjiyi sıfırlamak olacaktır. Dolayısıyla yapılan işlerin büyüklükleri birbirine nedir? Eşittir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Burada farklı yollar alması neyle alakalıdır? Yollar farklı. Demek ki sürtünme kuvvetleri farklı. Yani o da sürtünme katsayısından kaynaklanıyordur. Ama sonuçta yapılan iş enerjideki değişim ve enerji değişimleri aynı olduğu için yapılan işler aynıdır diyebiliriz. 6. sorumuz nötr yalıtkan cisimlerin sürtünmesiyle elektriklenme olayından bahsediyor. Şimdi sürtünme ile elektriklenme ne yapıyoruz? Nötr iki tane cisim aldık. Bunlar başlangıçta nötr cisimler. Ve bunlar yalıtkan. Sürtünme sonucu ortaya çıkan ısı enerjisi işte bunlardan bir tanesi iyonlaşma enerjisinden büyükse ne yapacak? Bunlardan bir tanesi iyonlaşarak elektron kaybedecek. Bir tanesini kaybettiği elektron diğer maddeye geçtiği için elektron kaybeden artı yüklenecek. Elektron kazanan da eksi yüklenecek. Başlangıçta nötr yani proton sayısı elektron sayısına eşit. Yani yük miktarları sıfır. Bu ne kadar elektron kaybediyorsa diğeri de o kadar elektron alacaktır. Dolayısıyla bunun artı yük değeri ne kadar olacaksa diğerinin de eksi yük değeri aynı miktarda olacaktır. Yani sürtünme ile elektrikleniyorsa mutlaka zıt işaretli ve eşit miktarda yüklenmiş olacaktır. Yük miktarları eşit olur. Evet doğrudur. Yük işaretleri farklıdır. Evet yük işaretleri farklı. Biri artı biri eksi yüklenecektir. Biri elektron vererek pozitif yüklenir. Diğeri de elektron olarak negatif yüklenir. Yani 3 ifade nedir? Doğru bir ifadedir. 7. sorumuzda küresel ışık kaynağı ve saydam olmayan küre bir engel perde karanlık olacak şekilde yerleştiriyor. Buna göre ışık kaynağı eksi x yönde hareket ederse perde oluşan tam ve yarı gölge nasıl değişir demiş. Burada şu paralel çizgilerden ne olduğunu anlıyoruz. Bunların boyutlarının birbirine eşit olduğunu anlıyoruz. Peki tam gölge küresel kaynaklarda tam gölge oluşan ışınlarımız neydi? Kaynağın üstünden cismin üstüne çizdiğimiz ve kaynağın altından cismin altına çizdiğimiz ışınlar tam gölge oluşturan ışınlardı. Yarı gölge oluşturan ışınlar ise nedir? Çapraz ışınlarımızdır. Yani kaynağın altından cismin üstüne doğru çizdiğimiz veya kaynağın üstünden cismin altına doğru çizdiğimiz şu ışınlar da ne yapacaktır? Yarı gölge oluşturacaktır. Yani perdede ne olacaktır? Şurada kaynak ve cisimle aynı boyutta olan bir tam gölge olacaktır. Paralel geldiği için boyutları. Şu bölgede de ne olacaktır? Yarı gölgemiz olacaktır. Bize diyor ki kaynağımızı ne yapıyor? Kaynağımızı eksi x yönde bir miktar çekiyor. Kaynağın eksi x yönde çekilmesi ne işe yarayacaktır? Sonuçta tam gölge oluşturana yine kaynağın üstüne cismin üstüne, kaynağın altına cismin altına çizeceğimiz için ve bunların boyutları değişmediği için bu işler yine paralel geleceği için tam gölgemiz ne yapmayacaktır? Yine değişmeyecek. Aynı bölge olacaktır. Yarı gölge oluşturan ışınlar ise yine çapraz ışınlarımız. Yani kaynağın altından cismin üstüne, kaynağın üstünden de cismin altına doğru çizdiğimiz ışınlar. Burada kaynağımız uzaklaştığı için bu ışınlar giderek ne yapacak? Daralacak. Ve dolayısıyla tam yarı gölgeyi oluşturan ışınlarımız ne olacaktır? Yarı gölge alanı şu bölgemiz giderek küçülecektir. Yani tam gölge değişmez, yarı gölge ise azalır. Cevabımız bursa olacaktır. Evet arkadaşlar 17. TYT denememizin çözümleri de bu şekilde.